Merhabalar, Force Bilgi Teknolojilerinden Nihan ben. Bu videomuzda grup içi işlemlerin çalışma mantığına değiniyor olacağız. Her zamanki gibi yine ekranımıza dönüyoruz. Grup içi işlemlerin amacı nedir? Bir şirkette kaydetmiş olduğunuz işlemleri belirlediğiniz yöntemlerle kaydetmek veyahut aynı şirket içerisinde farklı farklı belgeleri kaydedebilmektir. Bunun için öncelikle kontrol paneli, sistem, utility. Utility alanında grup içi işlemler sekmesinden ayarlamalarımızı yapmamız gerekiyor. Ben sizler için öncesinde bir ayarlama tanımlamalarımı yaptım. Burada öncelikle bir kaydettiğimiz belge vardır. Bir de bu kaydedilen belge sonrasında oluşan belge vardır. Sizin seçmiş olduğunuz kriterlerle kaydetmiş olduğunuz belge diğer şirketinizde veyahut aynı şirkette oluşan belge olarak kaydedilir. Öncelikle tanımlamalarımı yaparken kaydedilen belge ve oluşan belge olarak ikiye ayrılır. Burada hangi şirkette belgeyi kaydetmek istiyorum ve kaydettiğim belge nasıl oluşsun bu ayarlamaları yapıyorum. Kaydedilen belge alanında, şirket alanında, sistemin üzerinde kaç tane şirket varsa ve hangi şirket üzerinde işlem yapacaksam öncelikle şirketimi seçiyorum. Daha sonrasında belge türü alanı bulunur. Belge türü alanında seçeneklerimizi açalım. Sipariş, fatura ve irsale. 3 tane ayrı seçimimiz var. Ben alış siparişini seçiyorum. Cari hesap alanında hangi cari hesapta kaydediliyorsa diğer şirkete oluşsun istiyorsanız bu cari hesabımı da seçiyorum. Daha sonrasında burada süreç ve işlem tipi olmak üzere 2 tane alan vardır. Eğer alış siparişi ya da satış siparişi, yani süreç aşama mantığıyla ilerleyen belge seçimini yapıyorsanız buradaki süreç alanından aşamaları seçmeniz lazım. Buraya şu an bana alış siparişinin aşamaları geliyor. İşlem tipi alanına geldiğimde herhangi bir verinin gelmediğini görüyorum. Çünkü belge türünde alış siparişini seçtim. Eğer belge türünde satış faturası, alış ya da irsaliye seçimini yaparsam gördüğünüz gibi süreç alanını boşalttı. Çünkü işlem tipleri aşamalarla değil, işlem kategorileriyle ilerler. İşlem tipine geldiğim zaman satış faturasına ait işlem tiplerini bana getiriyor oldu. Tekrardan alış siparişine geri dönüyorum. Sürecimi kayıtlıyorum. Bu kaydedilen belge, yani benim bu şartlar altında kaydettiğim belge diğer tarafa oluşan belge alanını atsın diyorum. Oluşan belgeye geliyorum. Şuradan biraz genişletelim. Burada da oluşan belgede yine aynı şekilde bir önce kaydedilen belgede seçmiş olduğumuz kriterleri seçiyoruz. Hangi şirkette oluşmasını istiyorsak, hizmette kaydettiğim alış siparişi ticaret şirketinde satış siparişi olarak oluşsun. Cari hesabı da MIFA bilgi sistemleri olsun. Süreci yine aynı şekilde kayıt aşamasında oluşsun. İşlem tipimi seçmiyorum. Ödeme yöntemim var, depom var, fiyat listesi ve satış yapan alanlarım var. Bu alanlarımı da dolduruyorum. Burada dikkat etmemiz gereken iki unsur vardır. Bir tanesi fiyat listesi. Mutlaka ve mutlaka grup içi işlem kullanıyorsak fiyat listemizin olması gerekir. Ve seçmiş olduğumuz ürünlerin de bu fiyat listesine dahil olması gerekir. Bizim de bu fiyat listesine yetkimizin olması gerekiyor. İkincisi ise depo. Mutlaka ve mutlaka depoyu seçmemiz gerekir. Siz de biliyorsunuz, Workcube üzerinde bir işlem yaparken, fatura, irsaliye, sipariş kaydı yaparken mutlaka bir depo seçimi zorunludur. Dolayısıyla burada da oluşan belge alanında depo seçimimiz zorunlu. Bu alanlara dikkat etmemiz gerekir. Öncelikle tanımlamalarımızı yapıyoruz. Tanımlamamızı yaptık. Daha sonrasında şöyle gelelim. Ben hizmet şirketinde kaydetmiş olduğum satın alma siparişinin ticaret şirketinde satış siparişi olarak kaydedilmesiyle ilgili ayarlamaları yaptım. Dolayısıyla satın alma siparişleri ekranına gidiyorum. Bir satın alma siparişi üzerinden kopyalama yöntemiyle gideceğim. Siparişimde cari hesap olarak Force Bilgi Teknolojilerini seçiyorum. Neden? Çünkü tanımlama ekranında seçmiş olduğum cari hesap da buydu. Force Bilgi Teknolojilerini seçtim.
Sipariş tarihi, teslim tarihi kaydetmem için zorunlu alanlar, bu alanların seçimlerimi de yaptım. Daha sonrasında ürün alanı, unutmamalıyız ki seçmiş olduğumuz ürün diğer şirket ve şubelerle de ilişkili olmalıdır ki oluşan belge tarafına kaydı atsın. Bütün alanları girdikten sonra satın alma siparişimi kaydediyorum. Satın alma siparişimi kaydettim. Bunun diğer şirkette satış siparişi olmasını bekliyorum. Şimdi gelelim farklı bir sekmede Workcube'un diğer bir kolaylığı. Anında şirketi değiştirebiliyorum. Ticaret şirketine geliyorum. Tekrar siparişler ekranına gelelim. Ama bu sefer satış siparişleri. Siparişleri listeleyelim. SA3. Görmüş olduğunuz gibi benim kaydettiğim satın alma siparişi satış siparişine dönüştü. Satın alma siparişinde hizmet şirketindeyim. Force Bilgi Teknolojileri seçtim cari hesap olarak. Ürün olarak danışmanlık hizmetleri ve dövizi çalışıyorum. Döviz fiyatım 400 USD. Projemi de seçtim. Daha sonra geliyorum satın alma siparişine. Bu arada sürecimi kayıt aşamasında kaydettim ve siparişte de kayıt aşamasında olması ile ilgili ayarlamalarımı yapmıştım. Satış siparişine geliyorum. Tanımlama ekranımda MIFA Bilgi Sistemleri seçtiğim için cari hesabım MIFA Bilgi Sistemleri olarak atadı. Depo, Üsküdar Depo, Çengelköy lokasyonu seçmiştim. Buraya da aynı şekilde geldi. Ödeme yöntemi nakit demiştim. Nakit seçeneğim de geldi ve aşağıda diğer şirketimde seçmiş olduğum ürün ve tutarları birebir yansıdı. Burada ne yapmış oldum? İşlem açısından kendime kolaylık sağlamış oldum. Bir tane kaydettiğim belgeyi diğer tarafta farklı bir belge olarak oluşmasını sağlamış oldum. Şimdi tekrar videomuzu sonlandırmadan önce grup içi işlemlere gelelim. Şurada belge türü alanında gösterelim. Burada ben şu an için bir şirketten başka bir şirkete alış siparişini satış siparişine çevirdim. Burada şirketler arası yaptığım gibi aynı şirket üzerinde de işlem yapabilirim. Katalist Hizmet Şirketi'nde kaydetmiş olduğum satış siparişinin ticaret şirketinde satış faturası olarak kaydetmeyi sağlayabilirim. Veyahut direkt aynı şirket üzerinde Katalist Hizmet Şirketi'nde kaydetmiş olduğum satın alma siparişini Katalist Hizmet Şirketi'nde alış faturası olarak kaydet yapabilirim. Aynı şirket üzerinde de ya da şirketler arası grup içi işlem kayıtlarımı bu sayede tek tuşla iki belge yerine tek belge kaydederek iki belge olmasını sağlayabilirim. Bu videomuzdan da şimdilik bu kadar diyelim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.